Selam arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok eğlenceli bir video çekeceğiz. Neredeyse her sene çektim, hatta her sene çektiğim diyebiliriz bir serim var. Su kayağı serisi. Benim en çok eğlendiğim serilerden bir tanesi. Bugün su kayağına gideceğiz. Şimdi havuzdan çıktım, aynı zamanda günlük vlog çekiyorum. O videoyu da izlemeyi unutmayın. O videoda da bu videoyu izlemeyi unutmayın demiştim. Şortum üstümde, deniz şortum. Direkt su kayağına gideceğiz birazdan. Saat herhalde 3 gibi tahminimce orada oluruz diye düşünüyorum. Hiçbir şey yemedim, bakalım. Orada babam bir hamburger falan ısmarlatmayı düşünüyorum. Hazırlanacağım, işte ne alabilirim? Belki yanıma eldiven alabilirim. Çünkü şeyi tutuyoruz yani, tahta. O biraz bazıları kalın onun ve elimi çok acıtıyor. O yüzden belki eldiven alabilirim. Ama eldiven de işte düşerse çok kaybolabilir. O konuda kararsızım. Bugün daha önce yaptım. Geçen sene fazla becerememiştim. Devam edememiştim yaptıktan sonra. Arkadaşlar rampa deneyeceğim. Bugün çok kalabalık olacağını düşünüyorum. Çünkü pazar günü arkadaşlar. O yüzden mesela ben şöyle normalde çıkıyorum girişten. Bir iki tur atıyorum, sonra kendimi bırakıyorum sıra olmadığında. Ama bugün sıra olacağı için rahat bir böyle 3-4 tur atmadan yorulana kadar süreceğim, ondan sonra bırakacağım. Çünkü sıra beklemek istemiyorum. Sıra beklemekten sonra suyun üstüne döner dururum yani yorulana kadar. Ben geçen sene böyle rampadan atlıyordum, elimi bırakıyordum korkudan. Bu sene o korkuyu da yeneceğim. İnşallah çok da kalabalık olmaz. Birazdan çıkıyoruz. Çıkmak üzereyiz arkadaşlar. Orada bir yemek yerim herhalde ya. Sukaya yapınca çok yoruluyor insan. Yorulmuşken bir yemek yerim. Evet, yola çıktık arkadaşlar. Şimdi binada iniyoruz. Çok heyecanlıyım çünkü. Arabanın anahtarını unutmuşum. Bir basın. Her zamanki gibi bir şey unutulduğunda ben ameliyatı yapıyorum. Şu arabanın anahtarını alacağım, gideceğiz. Çok heyecanlıyım bu arada. Havlu da alacağım bir de. Çok uzun zamandır gitmiyorum su kayana. Bakalım nasıl olacak. Evet, şimdi yola çıkıyoruz arkadaşlar. Su kayandan gelince tahminen üzere bir duş alırım. Ondan sonra yemek yerim. Su kayanı da yersem yemem de. Dışarı çıkarım ablamla, Starbucks'a falan giderim içecek almaya. Arkadaşlar yoldayız. Çok az bir yolumuz kaldı. 1 kilometrelik yolumuz var. Zaten eve çok yakın. Eve de bir 5-6 kilometre falan. Yaklaşık 10 dakikada geliyoruz. Şimdi gelmek üzereyiz. Gelince zaten her şeyi göreceksiniz. Nasıl kayıyorum, nasıl kayamıyorum, nasıl düşüyorum. İnşallah rampayı bugün çok temiz bir şekilde yapabilirim. Tabii çalışıyorsa. Tabii çalışıyorsa, tabi açıksa. Bilemiyoruz. Belki çok kalabalıktır, açmamışlardır. Belki ne bileyim, o kadar fazla sıra varsa zaten herhalde geri döneriz diye düşünüyorum. O zaman bu videoyu zaten izlemiyor olursunuz. Şu an izliyorsanız açıktır. Varmak üzereyiz. Çok az bir yolumuz kaldı. Bakalım sıra var mı yok mu? Çok heyecanlıyım. İnşallah açıktır. İnşallah sıra yoktur. Ama sıra olmama ihtimali %2,5 falan herhalde. Çünkü pazar günü bugün ve inanılmaz sıra olacağını düşünüyorum. Olsun, ben dediğim gibi bugün çok fazla kayacağım. Hiç düşmeden kayacağım. Ki sıra beklemeyeyim. Sudan çıkıp sıra beklemeyeyim. Full suyun üstüne olacağım yani. Yorulana kadar. Kendim bırakmayacağım ipi. Düşene veya yoruluna kadar. Yorulana kadar. Devam edeceğim. Şu an valla önümüzde 2 tane araba var bizim oraya doğru giden. Bakacağız. Arkadaşlar bu arada bunların Instagram hesabı var, Gökay'ın. Ve devamlı müşterileri var. Geçen yıl da kapalıydı. Herkes hasret kaldı. Bu yıl o yüzden çok kalabalık olacağını düşünüyoruz. Bir de hafta sonu artık yani. Dün açıldı. Bu ikinci günü. Dün zaten kalabalıktır. Bugün de inanılmaz kalabalıktır. Bakacağız, hadi göreceğiz. Bakayım şuradan. Göremiyorum. Teker dönüyor mu değil mi? Teker dönüyor. Açık ve kimse yok. Kayan kimse yoktu. Kapalı zannediyor herkes. Herkes kapalı zannediyor sanırsam. Ve evet, yeni rampalar gelmiş, kimse yok. Hadi bakalım, let's go. Çok mutluyum şu anda. Neredeyse kimse yok dedik de. Baba. Çok fazla araba var ama kafelere falan geliyor olabilirler veya balık tutmaya. İnşallah öyledir. Tahminim o yönde çünkü kayan çok az kişi. Oo. 10 kişi falan var. Ama öyle tahmin ettiğim gibi kalabalık yok böyle. Ben sıra olacak sanıyordum. Neyse, şimdi göreceğiz. Hadi bakalım. Bakın, fiyatını da çok merak ediyorum bu arada. O boardları aldığımız yerde çekerim ben. Fiyatını falan, her şeyini söylerim. Babama 2 saat aldırdım. Şimdi 2 saati kaç paraydı 2 saati? 220 artı 150. Boardla beraber. Normalde 220. 2 saati 220. Boardla beraber işte kaç yapıyor? 370 yapıyor. Boardla 150 lira. Ben board kiralıyorum çünkü. Böyle bağlamalı board kiralıyorum ben. Göstereyim. Hatta sanırım şu board'u alacağım. Sanırım bu board'u alacağım. Böyle bağlaması oluyor. Aya, rampa için falan daha uygun. Ben
onu kiralıyorum. Babam 1 saatte de ben 2 saatte çektim. Küçük yani. Bu iyi mi? Küçük gibi. Kırk. Bayağı büyük değil mi? Evet, ben de onunla kayıyordum be. Gerçekten mi? He. İlk defa bu kadar büyük orta kayacağım. Hadi bakalım. Bir şey olur mu? Bir şey olmaz, ne olacak? Can yeleği de al bakalım, bir de kask. Ha, bu iyi. Kask. Bu daha iyi. Hazırız ve gidiyoruz. Şu an sadece iki suyun üstünde iki kişi var. Şu burada bir denesem iyiydi ya. Girişini de değiştirmişler orada. Eskiden daha yukarı falan çıkıyorduk boardları almak için. Bak bunlar da eski iskeleler. Artık o tarafa doğru giden iskele yok. Bak kötü girdi. İyi düşürmedi. O şeylerin ortasından geçmek hatta öbürünü bu dıştakine yakın geçmek daha iyi bence. Süpermen gibisin. Teşekkür ederim. Şu an buz gibi olduğuna eminim bu arada. Daha ısınmadı, ısınmamıştır. Ama hava sıcak. O dengeler. Bu bor çok büyük ya. Bakacağız, göreceğiz. Ayağım kocaman olduğu için arkadaşlar yaşıma göre büyük yetişkin board'u kullanıyorum. Normalde 38 falan giyiyor benim yaşlarım ama ben 40 giyiyorum. Kötü girdi. Şu kapıların dışından girdi. O yüzden düşürdü. Orada böyle o tarafı dışa doğru kendini çekeceksin ki düşmeyesin. Adama laf ediyorum şimdi. İlk iki denemem çok kötü olacak. Hadi bakalım. Bravo, bırak, kaskın çıkacak.
Ama çakıldım. Çünkü daha yavaşım, acele ettim. Yavaşlamam lan işte. Önümde biri olunca inanılmaz dalgası oluyor. Şu rampa büyük ya. Borddan çıkardığı dalga rampaya vura geri bana geliyor. Uyuz oldum ya. Sana başarılar diliyorum. Rampaya gireceğim mi?
Teknede gezmeye gelmişsin. Süremiz bitti. Şimdi giyindim, gidiyoruz eve. Her yerim ağrıyor yani artık. Açken daha iyi yapılıyormuş ama onu öğrendim. Tokken halsizlik bindi ama açken çok rahat yapıyorum. Bunları bırakacağız, sonra eve gideceğiz. Her yerim ağrıdığı için şey yaptığımız yer burası arkadaşlar. Şöyle görün. Bundan sonra arkadaşlar Kocaeli İzmit'in rüzgarlık durumuna bakacağım. Ondan sonra geleceğim. Çünkü dalgalar beni bayağı bir yordu. Onlarla mücadele etmek de ayrı bir dert yani. Bir de çok düşecek gibi oluyor arada bir. Bu arada board'um da bayağı eskiymiş.
Arkadaşlar su kaya süremiz bitti. Videomuz da bitti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Her sene bu videoyu çekmeye çalışıyorum. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Bay bay. Yorgunluktan geberiyorum ya. Arabaya biniyorum şu anda. Of, kapıyı zor açıyorum. Bir de yokuş aşağı baba. Arkadaşlar yokuş aşağı olan kapı normalde daha kolay açılır ama ben çok zor açtım. Of, araba da çok sıcak. Su sıcaklığı güzeldir ama yine de böyle sürerken zaten kuruyor insan rüzgardan. Bir de güneşin sıcağıyla. Ve gidiyoruz evde havuza çıkacağım. Sonra da Starbucks'a gideceğim ablamla. İnşallah tabii ablam gelirse. Gelmezse tek giderim. Bugün bayağı uzun bir gün. Dolu dolu bir gün. Uyana kadar çekmeye devam edeceğim. Bakalım bugün daha ne yapacağız. Sürpriz olsun size de. Diyeceğim de. Ben de bilmiyorum. Diyeceğim de ben de bilmiyorum zaten. Normalde biz daha fazla şey yapabilirdik. Kayabilirdik. Yani bir şey demezlerdi. Çünkü bayağı bir arıza yaptı. Zaten siz gördünüz mü? Babam çekti mi bilmiyorum ama bayağı bir durdurup vida falan şey yaptılar. Sıktılar. Oradan bir yarım saatimiz gitti. Bir yarım saat daha kayabilirdik ama hem acelemiz vardı hem de çok yoruldum. Zaten şu bu kaslarım, bakın burada kaslar var, çok yoruldu. Bir de omuzlarım birazcık yoruldu. Ellerimin içi de acıyor. Buralar kırmızı zaten. Neyse artık eve geçiyoruz. Şu an çok sıcak. İnanılmaz bir sıcak var yani. Gerçekten de. Eve gidince yüzme ihtimalim var. 37 derece falan. 38 mi olmuş? 38 derece. Bir de saat 4.30. Bilmiyorum. Zombi gibi yürüyorum abi. Çok yoruldum ya. İnanılmaz yoruldum. Bu kadar da değil de. Ama günüm daha bitmedi. Biraz dinlensem kendime gelirim zaten. Bir su içeyim. Çok sıyım. Devreye sesi geliyor. Açmıyorlar. Aha bir dedi. Devre. Burada zor. Belim çok kötü. Bir dakika. Uf. Belim acayip kötü arkadaşlar. Dur be. Böyle yapınca acıyor. Bu neden? Böyle durmaktan mı? Kullanmadığın kaslarını kullandığın için. Evet. Bu, arkadaşlar bir yıldır su kaya yapmıyorum. O yüzden buralarım hep ağrıdı. Her yerde.